arkadaşlar ya, sona geldik. Turistik tesis. Tek tulumla gelen biziz herhalde. Ben de refe yapacağım, abim spin bakacak. Ben de gelirse abim levreye bakacak. Hadi hepinize selamlar, görüşürüz. İlk önce levreye sürüstü levrek deneyeceğim. Sonra da levreye maruk yula, dip balıklarına, kaya balıklarına bakacağım. Hı? Balık gezer bilir mi? Abi güzel balık aldım ha. Aa, korçilmiş ya. Ama çok feci vurdu ya. Evet, güzel bir korçil aldık. Korçil biliyorsunuz çarpan bir balık arkadaşlar. Bu şekilde dudağından tutman gerekiyor. Şöyle kurtu paramparça etmiş. Öyle güzel bir hayvan ki, denizlerin çirkin kralı. Öpere kurulamak isterdim ama dudaklarıma dolgu yaptırmak istemiyorum. Evet, güzel. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Allah'ım ya. Azıcık kalamı açayım, bakayım benim. Güzel kafa atanmış. Korçul olabilir yine. Yani iskorpit olabilir. İskorpit olmuyor olabilir. Görseydik en azından. Yo, isparos. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel, gel bak. Hay yavrum. İsparos, şöyle elimi tutarsam görürsünüz. Şöyle 25 cm. 23-25 cm evet. Şunun dişlerine bakın. Bunu alıkoyacağım arkadaşlar. Alıkoyulabilecek bir boyda. Aha, samur geldi. Daldı. Aha, yanımda samur. Arkadaşlar samura el sallayın. Samur tehlike altında bir tür. Yani bu samura balık yiyor diye taş atanlar var. Kafasına tuğla atanlar var. Bira şişesi atanlar var. Ve bu hayvanın nesli tükeniyor. Ve bu hayvanlar normalde habitatları tatlı sular. Yani tatlı sularda yuvalanıyorlar ve çok geniş bir yayılma kapasiteleri var. Yani 20 kilometreye yakın bir yerde yayılabiliyorlar. Fakat biz tatlı suları maalesef kenarlarına taş ördüğümüz için, yanlarına yol yaptığımız için tatlı sularda rahatsız oluyorlar ve tuzlu suya iniyorlar. Bu hayvancağızlar tuzlu sudan çıktıktan sonra tatlı suda tüylerini yıkamak zorundalar. Yani gerçekten aslında tehlikede olan onlar, yani balık popülasyonu değil. Onları korumamız lazım. Samura sahip çıkalım. Hashtag. Odun gibi bir şey çekiyorum ama ne çekiyorum? Minik bir iskorpit mi? Aynen, iskorpit. Ne yapıyoruz? Alt dudağından tuttuğunuzda tamamen zararsızdır arkadaşlar. Bunun zehirli dikenleri şu üst kısım, şu solungaçların yanlarında biraz var. Şu alt ışınları ve şundaki yan ışınları. O yüzden yani şu şekilde sevseniz de bir şey olmaz. Yani bu tamamıyla zehirli bir hayvan değil. Yakaladım arkadaşlar. Muhtemelen yine bir iskorpit. Bakalım neymiş. Birazcık daha büyük galiba. Hoppala. Hemen yine alt dudaktan tutuyoruz. İçinden hiçbir şekilde zarar görmeden çıkan balığı suya iade ediyoruz. Evet. 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 Yine bir isparoz olabilir. Felaket dövüşüyor. Felaket dövüşüyor yani. Allah'ım. Süper ya. Çok güzel. Çok güzel. Uf. Birden oltayı boşluyor. Sonradan şey yapıyor. Evet. Yine bir isparoz.
Bunu da alıkoyacağım arkadaşlar. Evet, yakaladım. Bu iskorpite benziyor. Bakalım neymiş. Hiç dövüşmeden gelir çünkü. Ama yok, kenarda dövüşmeye başladı şimdi. İskorpitmiş tahmin ettiğim gibi. Hemen iade edeceğiz. Normalde bu iskorpitin büyükleri alınabilir arkadaşlar. Yani şöyle 300-350 gram yarım kiloluklarını alabilirsiniz. Çok güzel çorbası olur. Çok güzel böyle filetosunu çıkartırsınız. Şu kısmını çıkartırsınız böyle tavuk eti gibi. Filetosundan da çok güzel buğulama olur. İsterseniz mısırıyla kızartırsınız. Ama bunlar çok ufak. Yani yazık. LRF kayabalıkçılığı gerçekten harika bir disiplin. Gerçekten keyifli bir avcılığı var. Sürpriz balıklar da çıkabiliyor yani. Biliyorsunuz bir somon avım var. Sürpriz bir av olmuştu. Levrek peşindeyken 1,5 kilonun üzerinde bir somon binmişti. Ben bir tane daha yakaladı. Kameranın şarjı bitti ya. Yine hiç korkut. Olsun. Gözüküyor mu bilmiyorum da. O birazdan beni çarpacak. yeter bu akşam. Bu kadar yeter. Samur bize saldırmasın da. Yok, görmüyorum bayağıdır.